Bir ülkenin geleceği nasıl inşa edilir? Türkiye ve Kore üzerinden konuşmaya devam edelim. Hoppa Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Bir ülkenin gelişmesi için, ilerlemesi için mutlaka ve mutlaka birilerinin oturup bunun için bir planlama yapması lazım. Biz nasıl gelişeceğiz, nereye gideceğiz, ne yapacağız, nasıl zengin olacağız bunu düşünmesi lazım. Yarın ne olacak, 5 yıl sonra ne olacak, 10 yıl sonra ne olacak, 20 yıl sonra ne olacak, 30 yıl sonra ne olacak? Bu yüzden ben gerçekleşmeyeceğini, hedeflerin tutmayacağını bilsem de Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürekten destek vermiştim. Hedef koymak iyidir. Ama o hedeflerin, koyduğunuz hedeflerin arkasını doldurmak, onun gereklerini yapmak da asıl önemli olandır. Yapmazsanız, gereklerini yerine getirmezseniz o hedefleri tutturamaz, hayal kırıklığına uğrar. Sonra acaba niye olmadı? Öğretmen beni sevmiyordu, zaten bizi dünyada da sevmiyorlar, bizim dostumuz yok dersiniz. Ama öyle değil. Evet, bu grafik 2025 yılında hangi ülke dünyanın kaçıncı ekonomisi olacak grafiği? Goldman Sachs'ın hazırladığı bir rapor. Dünyanın en büyük bankalarından biri Goldman Sachs, en büyük. Hatta onun 2050 planlamasına göre 2025 yılında Kore dünyanın 7. büyük ekonomisi olacak. Türkiye de dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak yerinde sayacak. Halbuki 1980'lerin ortasına kadar Türkiye Kore'den daha büyük bir milli gelire sahipti. Peki Kore'nin bizi geçmesindeki en büyük etken ne? Hepiniz teknoloji diye düşünüyorsunuz. Kore'nin markalarını düşünüyorsunuz ve teknoloji diye düşünüyorsunuz. Ama asıl büyük etken insan. İnsan yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Asıl malzemeniz vatandaşınız. Asıl malzemeniz insan gücünüz. Asıl malzeme o. Geleceği iyi de yapan, mükemmel de yapan, vasat da yapan o insan malzemesi. O insan malzemesinin nasıl olacağına da toplum karar veriyor, ülkeyi yönetenler karar veriyor. Kore'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesindeki en büyük etken işte bu gördüğünüz tablo. Bu tablo 65 ülke içinde matematik, fen ve okuma yeterliliğinde Türkiye ve Koreli çocukları gösteriyor. 15 yaşındaki çocuklar 65 ülkede teste tabi tutuluyor. Ve Koreli çocuklar 65 ülke içinde matematikte 5. Bizim ülkemizin çocukları, 15 yaşındaki çocukları 44. Koreli çocuklar, 15 yaşındaki çocuklar fen bilimlerinde 65 ülke içinde 7. Bizim çocuklarımız 43. Okuma yeterliliğinde Koreli çocuklar kendi dillerinde okuduklarını, eğitim gördükleri dilde okuduğunu anlama konusunda 5. Bizim çocuklarımız onlara eğitim verdiğimiz dilde, yani kendi dillerinde, İngilizce, Almanca, Fransızca değil, eğitim verdiğimiz kendi dillerinde 42. okuduğunu anlama konusunda. İşte bunun bir sonucu var demiştik geçen yayınlarımızda. O sonuçta bu arkamda gördüğünüz tablo. Ne kadarlık yüksek teknoloji satıyoruz? 1990 yılında Kore 10.9 milyar dolarlık, 10 milyar 900 milyon dolarlık yüksek teknoloji malı ihraç ediyordu. Türkiye 0.1 milyar dolarlık. 2000 yılına gelindiğinde Kore 54 milyara çıkardı yüksek teknoloji ihracatını. Türkiye 1 milyar dolara. 2010'a gelindiğinde Kore 121 milyar dolara çıkardı. Türkiye 1.7 milyar dolara. 2013'e gelindiğinde Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 2.2 milyar dolar, Kore'ninki 130 milyar dolar. Bu veri de Dünya Bankası'nın son verisi. Kore 130 milyar dolarlık yüksek teknoloji ürünü ihraç ediyor, Türkiye 2.2 milyar dolar. Üstelik bizim ihracatımız olduğu yerde sürünürken
Kore'nin ihracatı gördüğünüz gibi almış başını gidiyor. Ne ihracatı? Yüksek teknoloji ihracatı. İşte geçen hafta burada kalmıştık. Tam da burada kalmıştık. Fakat Kore geleceğin sadece teknoloji ihracatıyla mal üretimiyle olmayacağını biliyor. Bir de geleceğin toplumları için yeni zenginlik kaynağı olan bir şey var. Yepyeni bir şey var. Buna yaratıcı endüstriler deniyor. Sinemadan yazılıma, bilgisayar oyunlarından eğlence endüstrisine kadar giden dev bir sektör bu. Bütün dünya bunun peşinde koşuyor. Bunun için hazırlanıyor. Gelecekte bunun bugünkünden kat be kat daha büyük olacağı düşünülüyor, hesaplanıyor. Kore'de bu konuda inanılmaz çalışmalar yapıyor. Sinem Yöndem gitti. Birazdan da stüdyomuzda olacak. Beraber konuşacağız ve inceledi. İlk olarak Türkiye gibi bir turizme uygun ülke olmamasına rağmen Kore'nin turizme nasıl açıldığına bakalım. Sonra da devam edelim. Asya'nın iki devinin arasında bir küçük ülke. Başarıları hızla dünyaya yayıldı ama turistler için cazibe merkezi olabilmek başka bir maharet istiyor. Ama Güney Kore bu alanda da hızlı koşuyor. Yılında 14 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Güney Kore tanıtım atağına devam ediyor. Güney Korelilerin kendileriyle ilgili en büyük eleştirilerinden bir tanesi savaşın yaralarını sarmaya çalışırken özellikle 1990'lara kadar kendi kültürlerini, kendi binalarını koruyamamış olmaları. Biz Seul'e başkente büyük yüksek binalar yapmanın önemli olduğunu zannediyorduk. Halbuki önemli olan kendi kültürümüzü, Kore kültürünü korumakmış diyorlar. Ve şu anda bulunduğumuz Jeju kentindeki Hanok köyü aslında eski Kore yaşantısını, Kore evlerini yaşatan, koruyan en güzel örneklerden bir tanesi. İşte tam da bu sebepten Çanju kentindeki Hanok köyüyle gurur duyuyor Koreliler. Çanju demek Kore demektir. Kore'yi temsil eder. Çünkü Korelilerin gerçek kimliğini yansıtıyor. Şu anda trend olan, çağdaş olan her şeyi bütün büyük şehirlerde, metropollerde görebilirsiniz. Ama bir ülkenin gerçek kimliği oranın geleneklerinde yatar. Kore'yi tanımak ve anlayabilmek için Çanju'yu ziyaret etmelisiniz. Gerçek Kore evlerini, Kore yaşantısını burada görüp yaşayabilirsiniz. Böyle anlatıyor Çanju Belediye Başkanı Kim Seung-su. Tam da anlattığı gibi aslında Hanok köyünde eski Kore yaşantısını, yani yalnızca yer yatağının bulunduğu tek göz odada hayatı deneyimlemek mümkün. Çanju aynı zamanda Antalya ile kardeş şehir. Ülke için en zorlu dönemler kuzey ve güney arasındaki iç savaştı. Türkiye o dönemde bize yardıma geldi. Türkiye ile Güney Kore arasında mesafe çok uzak olsa da Türkiye'ye çok yakın bir kardeş olarak görüyoruz. Kültür, spor ve daha birçok konuda işbirliği yapmak istiyoruz. ...1395'te hanedanın merkez sarayı olarak açıldı Yeonbuk-gung Sarayı. Ve Seul'de, Seul'ün kalbinde turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesi. İsmi ise cennet tarafından kutsanmış anlamına geliyor. Saray ve bahçesi 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesine alınmış. Güney Kore ülke tanıtımını yalnızca tarihi değerleri üzerine kurmamış. Kore dalgası dedikleri televizyon dizileri, pop sanatçıları ve bilgisayar oyunları da Güney Kore ismini özellikle gençler arasında daha sık duyuran unsurlar olmuş. Sinem Yönden ve Güngör Yılmaz Kore'de bir hafta geçirdiler. Tabii Kore çok farklı bir kültür, yemekleri çok farklı, yaşamı çok farklı. O yüzden Kore'de bir hafta geçirmek, Avrupa'da bir hafta geçirmek kadar kolay değil tabii. Hiç değil, kesinlikle taban tabana zıt birbirinden. Çok farklı bir deneyimdi ama ve yaşadığımız için çok mutluyum açıkçası o deneyimi. Çünkü bambaşka bir kültür, her anlamda çok dolu dolu bir seyahat oldu, çok dolu dolu bir hafta oldu. Şimdi ben sen giderken de seni çok etkileyeceğini, değiştireceğini düşünüyordum ama bize teknolojiyi geçen hafta, teknolojiyi ve bilim ve eğitimden bahsettik. Şimdi bu hafta onun dışındaki Kore'den biraz bahsedelim. Bilim, teknoloji dışında hissiyatını bir alalım, sonra da ayrıntılara girelim. Aslında bütün alanlarla alakalı, yani bilim teknoloji de dahil, kültürle de ilgili, işte müzikle de ilgili, sinema sektörüyle de ilgili, her alanla ilgili çok gururlu olduklarını kesinlikle söylemem lazım.
Özellikle savaş sonrası dönemde bu başarıları biz mucize diye tabir ediyoruz ya, ekonomiye ilişkin başardıkları şeyi. Kesinlikle çok gurur duyuyorlar ve her şey, belki de bu bizim bu hafta bir haftamız. Aslında mucize diye bir şey yok, bunlar çalışma. Ya, evet, evet. Ve planlama. Ama çok önemli bir başarı. O bir hafta içinde belki de o yüzden o kadar yoğun bir program hazırladılar bizim için. Çünkü her alanı görmemizi istediler. Ve tek bir alana da yönelmemiş olduklarını görüyoruz. Çünkü turizmde mesela tabii ki o savaş sonrasında o toparlanmaya çalışırken ve çok fazla sanayiye yöneldikleri dönemde biraz o alanda geride kalmış durumdalar. Ama onu da açığını kapatmaya çalışıyorlar. Haberde de biraz anlatmaya çalıştık. Çok önemli bir tarih var bir tarafta. Ama bir taraftan turizme çok büyük katkı yapan müzik sektörü, dizi sektörü, sinema sektörü. Ki ben de döndükten sonra Türkiye'de bu kadar büyük hayranları olduğunu bilmiyordum. Yalnızca müzik sektörünün değil, dizi sektöründe, sinema sektöründe çok çok ciddi hayranı olduğunu gördüm. Şimdi tabii buna biz yaratıcı endüstriler diyoruz. Yaratıcı endüstrilerin içinde bir şey bu. Tabii ben hani yaşım itibariyle diyeyim, senden yok, senden bilirim yoktur bana bir fayda, Eylül'le bahar arasına sıkışmış biriyim. K-pop diye bir şeyden haberim dahi yok. Ama siz gittiniz, gördünüz. Önce bir grafikleri görelim. Neler diyor bize rakamlar? Kore dünyaya müzik ihraç ediyor efendim. Burada görüyorsunuz sektörün büyüklüğü. Kore popu diye bir şey var. Yani söyleyeyim değil mi? K-pop. Evet, K-pop. 2013 yılında 4.3 milyar dolar, 2014'te 4.6 milyar dolar, 2015'te 4.8 milyar dolarlık bir büyüklük. Bir de bunun ihracat kalemi var. Onu da bir arkadaşlar versinler. Kore pop ihraç ediyor. Pop müzik ihraç ediyor. 2013 yılında bundan 2.8 milyar dolar kazanıyor. 2014 yılında 3.1 milyar dolar, 2015 yılında 3.3 milyar dolar pop müzik ihracatından kazanıyor. Ülkenin bundan elde ettiği imaj hariç. Şimdi gerçekten hayranları olduğunu her yerde görüyoruz. Acayip de bir şey bu. Orada nasıldı? Neler gözlediniz? Orada herhalde kuyruklar. İnanılmaz. Yani biraz sonra haberde de izleyeceğiz. Tabii ki hani bizde de çok fazla işte sanatçılara hayranlıklar vardır, konserlerde olur ama müthiş bir hayranlık ve sadece Korelilere özgü bir şey değil. Mesela o işte cumartesi sabahın 5'inde onların televizyon çekimlerini görmek için gelen, Çin'den gelen, Japonya'dan gelen genç kızlar var. Sadece genç kızlar değil, yani bütün gençler çok ciddi ilgi gösteriyorlar ve beni en çok etkileyen ve K-pop kültürünün ne kadar büyük bir şeye dönüştüğünü şeyde gördüm. İşte 3 tane büyük müzik şirketi var ve bu gençleri alan, eğiten, onların o sahneye çıkma zamanına kadar her şeyle ilgilenen şirketlerden bir tanesinin bir dev alışveriş merkezi hayal edin ve Kore pop sanatçılarına ilişkin her şey. Her şey var orada. Yani siz gidip hatta bir katında ben bugün bir Kore pop yıldızı olmak istiyorum ve bir albüm kaydı yapmak istiyorum diyorsanız öyle bir stüdyo da var. Size orada parayı verirsen tabii hemen sizin klibinizi de çekebiliyorlar. Yani müthiş bir yani ticarethane belki çok hoş olmaz ama gerçekten her şey var orada. Küçük keklerin üzerindeki Kore pop yıldızlarından 3D printerlardan çıkmış heykellerine kadar. İnanılmazdı. Yani peki, orada tam anlamıyla gördüm ben. Bir de haberini izleyelim. Şimdi bakalım Sinem Öndem'in haberiyle K-pop dediğimiz şey nasıl bir şey, nasıl bu kadar ihracatı yapılıyor görelim. Kendilerine has dansları, kıyafetleri, akılda kalıcı melodileriyle dünyanın yeni müzik salgını Kore popu. Güney Koreli şarkıcı Sayın Gangnam Style şarkısıyla zirveye ulaşan Kore popunun popülaritesi dalga dalga dünyaya yayılmaya devam ediyor. Aslında Kore popu yani K-pop'un ne kadar popüler olduğunu arkamda gördüğünüz kuyruktan da anlayabilirsiniz. Bir cumartesi sabahı saat 9. Sabah 5'ten itibaren kuyruğa girmiş, hayranı oldukları pop şarkıcısının televizyon çekimini izleyebilmek için bekliyorlar. Aralarında Japonya'dan, Çin'den gelenler dahi var. Onların şarkıları zor zamanlarında bana hep güç verdi. Onlar için saatlerce de beklesek değer. Ve bekledikleri an geliyor. Hayranı oldukları gruplar sahnede. Kore'de müzik sektörü ağırlıklı olarak 3 müzik şirketinin etrafında dönüyor. Müzik şirketleri yetenekli gençleri toplayıp kendi eğitmenleriyle eğitiyor. Bu eğitimin içinde İngilizce ve Japonca öğrenmeden tutun, şan dersleri, hatta moda dersleri bile var. Bu eğitimi tamamlayan gençler özellikle grup olarak sahneye çıkmaya hazır. Hello Turkey CNN. O müzik şirketlerinden biri de SM Entertainment. Şirketin kurduğu SM Town Eğlence Merkezi ise
K-pop çılgınlığının vücut bulduğu yerlerden biri. Kore popu çılgınlığı teknolojiyle buluştu, ortaya dev bir ticari alan çıktı. Öyle ki Seul'deki SM Town'da hayranı olduğunuz Kore pop sanatçısına ilişkin her şeyi bulmanız mümkün. Hatta o hayranı olduğunuz sanatçının 3D printer'dan çıkmış minik heykellerini dahi alabilirsiniz. Hayranları sevdikleri yıldızlar için kesenin ağzını açıyor. Kasa bir an bile boş kalmıyor. Peki Kore popunun bu başarısının sırrı ne? Gerçekten yetenekli şarkıcılarla iyi müzik yapıyoruz. Çok sistematik bir eğitim sistemimiz var. Bu da şarkıcıların her birinin çabaları ve aralarındaki rekabetten doğan motivasyonla birleşince ortaya başarı çıkmaması imkansız. Kore popu dinlemeyi çevremde çok dinleyen insan vardı. Bir de internette çok fazla görüyordum. En son dedim ki bu ne artık? Big Bang'le başladım. Sonra devam etti öyle. Böyle kendilerine ait bir stilleri var kıyafet olarak veya şarkılarında da sürekli işte sahne şovları vesaire. Hoşuma gidiyor. Kulislerine konuk olduğumuz K-pop yıldızlarından Türkiye'deki hayranlarına da mesaj geliyor. Türkiye'de bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. En kısa sürede Türkiye'de konser vermek istiyoruz. Acayip bir şey gerçekten. Şimdi tabii sadece bu değil, bir eğlence endüstrisi, gerçek bir eğlence endüstrisi. Çinlilerin geldiği, işte Japonların geldiği, Tayvan'dan, Filipinler'den, Hindistan'dan insanların geldiği. Hatta Güney Amerika... Tabii Amerika'da da konser veriyor. Amerika'dan, Kanada'dan, Meksika'dan insanların geldiği bir şey. Acayip bir endüstri haline gelmiş vaziyette. Yani şöyle ilk başladıkları, ilk dünya yayılmayı başladıkları zamanda Japon popuyla kıyaslanmışlar. Ama Kore popunun galiba biraz da devlet desteği olmasından kaynaklı bir avantajı olmuş. Ve ya tabii ki herhalde yine Kore disiplini orada devreye giriyor olabilir. Bu müthiş eğitim sonrasında o danslar, kıyafetler. Japonlarınki disiplini daha az değil. Ben sana söyleyeyim. Sadece disiplinli olamaz. Bir dönelim. Grafiklerimize bakalım gene onların üzerinden konuşalım. Kore'de eğlence sektörü 2011 yılında 11 milyar dolardan 2014'te 12.6 milyar dolara gelmiş. İstikrarlı bir artış olduğunu burada görüyoruz. Devam edelim. Ve 12.6 milyar dolar aslında ciddi bir rakam. Bunun içinde oyun sektörü var, dizi, sinema sektörü var. Onlar da tabii ki çok gelişmiş olduğu için. Onların da çok büyük katkısı var Kore popunun yanı sıra. Peki bir grafiğimizi arkadaşlarımızdan rica edelim değiştirsinler, ayrıntıyı görelim. Oyun 2.2 milyar dolar, turizm 2.1, yiyecek içecek 1.8, kozmetik 0.8 kozmetik milyar. Kozmetik söylemişken dolar. Ona da ek yapayım. Şimdi bunların hepsi aslında kol kola girmiş durumda. Mesela diyoruz ya Kore popu yıldızları. Evet. Şimdi dizilerde oynuyorlar, oradan müzik sektörüne katkısı oluyor. Çok fazla reklamlarda, özellikle kozmetik reklamlarında yıldızların oynadığını gördüm. Ve ihracatta da çok büyük, önemli bir kalem haline gelmiş durumda. Tanıtım açısından çok büyük faydası büyük oluyor yıldızların. Ama sadece bu kadar değil. Acayip bir, gerçekten acayip bir durum. Kore, mesela Japon mutfağı, Çin mutfağı, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağının yanında yer alan mutfaklar haline geldi. Ama Kore mutfağı diye bir şey şu anda dünyada çok da öyle bir salgın yok. Evet. Ama bu konuda da çalışıyorlar senden aldığımız. Tabii yani o alanda da geri kalmayalım demişler. Kimchi adını verdikleri ve yani sabah akşam her öğünde yemeği tercih ettikleri, belki bizim lahana turşusuna benzetebileceğim bir yiyecekleri var. Çok farklı çeşitlerde yapılabiliyor sebzeden. Onun üzerine o kadar ciddi çalışıyorlar ki bizi bir kimchi enstitüsüne ve kimchi müzesine götürdüler. Lahana turşusu müzesine. Bunun için bir araştırma geliştirme, ciddi şekilde 80 kişilik bir ekip çalışıyor. Kimchi'yi nasıl daha iyi, daha sağlıklı yapabiliriz, nasıl daha uzun süre tutabiliriz, nasıl dünyaya tanıtabiliriz diye. Ve Ar-Ge'si için de yıllık devletin ayırdığı bütçe 2.2 milyar dolar. Evet, şimdi haberimizi bir izleyelim. Bir haberimize bakalım. Nasıl oluyor bu iş bir görelim, sonra kapatalım. Kimchi, bibimbap, galbi, japaçe. Kore mutfağının karyası. Her damak tadına göre olmayabilir ama göze hitap ettiği kesin. Bibimbap yani karma pilav, sıcak bir kase pilav üzerine sotelenmiş ve terbiyelenmiş sebzeler ve biber salçasından oluşuyor. Ortasında bir de yumurta sarısı var. Hepsini karıştırıp afiyetle yemeye başlıyorlar.
mutfaklarının yıldızı, sofralarının vazgeçilmezi ise kimçi. Hiçbir şey boşuna olmuyor, hiçbir şey bedava olmuyor. Zenginlik de bedava olmuyor, kalkınma da bedava olmuyor, gelecek inşası da bedava olmuyor. Dileyelim Sinem Yönden gibi Koreli muhabirler de Türkiye'ye gelsin, Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin zenginleşmesini haber yapsın. Akılla, bilimle ve vicdanla kalın. Şimdilik hoşçakalın.